Kış aylarında çocuklarda sık görülen yüksek ateş şu anne babaları da oldukça endişelendiriyor. Ateş müdahale edilmediğinde ciddi tablolara neden olabilir. Ateşin düşürülmesi için yapılması gerekenler konusunda ise birçok yanlış bilgi var. Uzmanlar aileleri uyarıyor. Çocuğunuzun ateşi çıktığında ilk ne yaparsınız? Sirkeyle düşürmeye çalışırım. Faydalı oluyor mu? Yani oluyor. Gerekirse çırılçıplak soğuk, soğuk suya bile sokabilirim, ondan sonra kurularım. Hemen ılık bir duş aldırırım. Annelerin çocuklarının ateşini düşürmek için birçok yöntemi var. Ancak uzmanlara göre çıkan ateşi düşürmek için sayılan bu yöntemlerin tamamı yanlış. Duşun kesinlikle soğuk olmaması gerekiyor. Aldıracağınız ılık su banyosu bile çocuğumuz için zaten soğuk gelecektir. Yani o zaman dolaşımı bozulur. Sirke, kolonya gibi uygulamaları istemiyoruz. Kış ayları ile birlikte okul çağındaki ve kreşe giden çocuklarda da ateşle seyreden hastalıklar artış göstermeye başladı. Öncelikle ateşlenen bir çocuğa yapılacak ilk müdahale hayati önem taşıyor. Elbette hastaneye gidilecek ama öncelikle ateşin düşürülmesi için annenin babanın evde yapması gerekenler var. Öncelikle hemen bir ateş düşürücü vermek gerekiyor. Bu ateş düşürücü verdiklerinde biz ateşin 1-1,5 saat içinde düşmesini bekliyoruz. Burada yapılan bir yanlış arka arkaya düşmedi deyip ikinci bir defa, üçüncü bir defa sık ve doz aşımı olacak şekilde ateş düşürücü vermek. O zaman işte zehirlenmeye doğru gidiyor. Kendi yöntemlerimi deniyorum. Islak, nedir o yöntemler? Islak havlu koyuyorum. Ateş düşürücü veriyorum. Önce ateş düşürücü veririm, sonra düşmedi doktora götürürüm. Çocuğunuzun ateşlendiğini anladığınızda ilk yapmanız gereken öncelikle çocuğunuzun üstündeki kalın kıyafetleri çıkarmak. Daha sonra ise oda ısısını düşürmek için pencereleri açmak. Soğuk uygulama dediğimiz ya tamponlayarak normal oda ısısındaki suyu bir leğene koyup havlular, tülbentler vasıtasıyla çocuğumuzun damarlarını yüzeye geçti, alnına, koltuk altına, bileklerine, ayak bileklerine, kasıklarına, dizinin arkasına olan bölümlere soğuk tamponlama dediğimiz oda ısındaki suda ısındıkça batırıp çıkarıp sıkarak koymak ya da hemen bir ılık duş aldırmak. Duşun kesinlikle soğuk olmaması gerekiyor. Ebeveynlerin en büyük kaygılarından biri ise çocukların yüksek ateş nedeniyle havale nöbeti geçirmesi. Bunun sonucunda da beyninde kalıcı bir hasar oluşması. Şimdi havale geçirdiğini fark ettik. Hemen yere yatırıyoruz, düz bir zemine. Mümkün mertebe etrafındaki eşyaları, kolları bacakları çarpmasın diye temizliyoruz. Hemen tahta bir kaşık olabilir, dişlerinin arasına ve yan tarafa çeviriyoruz. Yana. Burada başı önemli ve bu şekilde de müdahalemizi yapıp hemen en yakın acile çocuğumuzu götürüyoruz.